Herkese merhaba arkadaşlar. İzmir'deyim, Alaçatı'dayım. Arkamdan da anlaşılacağı üzere güzel bir ortamdayız. Güneş batıyor ve hemen yanımda BYD'nin Atto 3 otomobili var. Geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanı yapılmıştı. Ona katılma imkanım olmadı ama sağ olsun BYD Türkiye beni çağırdı ve burada güzel bir toplantı yapıldı. Toplantıda aracın özellikleri anlatıldı. Ben de aracı deneyimledim ve deneyimlerimi şu anda sizlere aktarıyorum. Her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Aracın ön tarafında bir, bakın şu anda ışıklar da yanıyor zaten, muhtemelen görüyorsunuz, bir ışık çizgisi var. Marka buna ejderhanın yüzü adını vermiş durumda. Ve bu ejderhanın yüzü böyle komple bu tarafı kapsıyor. Burada güzel bir tasarım var. Aslında standart olarak elektrikli otomobillerde olduğu gibi ızgara vesaire yok gördüğünüz gibi. Çünkü neden? Aktif bir soğutmaya ihtiyaç yok arkadaşlar. Aracın ön kısımlarına baktığımızda aslında oldukça kaslı ve heybetli bir yapı görüyoruz. Ama hoş bir tasarım var. Avrupa'da tasarlanmış bir otomobil bu. Çin merkezi bir marka BYD ama Avrupa'da tasarlanmış bir otomobil. Ve o yüzden de Avrupa'yı bir hava taşıdığını söyleyebilirim. Yan tarafa geçecek olursak 18 inçlik jantlar bizleri karşılıyor. Özel olarak elektrikli otomobil için geliştirilmiş kontinental lastikler kullanılmış durumda. Hemen aracın şu tarafında bir BYD dizayn yazısını görüyoruz. Burada çok güzel bir detay var. Şunu hemen söylüyorum. NFC, bakın burada simgesi var görüyorsunuz. Bir tane kartımız var, onu göstereceğim iç detaylarda sizlere. Kartta böyle dokundurduğumuzda aracın kapıları açıyor ve aracı çalıştırabiliyoruz. Güzel de bir özellik. Yine yan tarafından baktığımızda araçta aslında klasik bir CSU otomobilin izlerini görüyoruz tasarımsal olarak. İşte dodiklerin böyle siyah olması, bu siyah çizginin alt kısmında devam etmesi ve arka tarafı da kapsaması aslında bize bunu göstermiş oluyor. Öte yandan şurada böyle bir balık sırtı bir dizayn tasarımı da var şu kısımda ve bu kısım yani beğenen ne olur beğenmeyen ne olur bilemiyorum ama bence hoş durmuş, onu da belirtmiş olayım. Arka tarafa geçtiğimizde ise arka tarafta yine boydan boya aslında günümüz otomobillerini andıran bir tasarım var. Boydan boya bir ışık tasarımı bizi karşılamış oluyor. BYD Atto 3 yazısını görüyoruz. Bir de belki aramızda merak eden vardır BYD'nin ne demek olduğunu. Build your dreams, yani kendi hayallerini inşa et, oluştur gibi bir anlamı var. Bir yazısını burada görüyoruz. Yani BYD'nin ne olduğunu burada marka yazmış durumda. Aracın arkasında bu yazılıyor arkadaşlar. Aracın şurada bir spoiler dediğimiz kısmımız var. Ve oldukça da böyle aracın daha heybetli görünmesini de sağlıyor. Köpek balığı antenimiz, köpek balığı sırtı antenimiz burada mevcut. Otomatik bagaj kapağımız var. Şöyle dokunuyoruz burada ve kenara çekiliyoruz. Bagajımız açılıyor. Biraz yavaş açılıyor, onu söyleyeyim. Bir de ben 1.73 boyundayım. Aha, kafa çarpıyor. Sanki biraz daha açılsa güzel olur diye de düşünüyorum. İçeri baktığımızda panzerotumuz var. Güzel, hoş, zaten standart. Şöyle bir bagaj havuzu da diye geçiyor. Bu plastik bir malzeme var. Buradaki toplam hacmimiz, yani şu alanın hacmi 440 litre. Bunu açtığımız zaman, ki şimdi göstereceğim onu size, 550 litreye kadar çıkan bir hacme ulaşabiliriz. Burada işte şarj kablosu vesaire veya lastik tamir kiti ve şişirme pompasını görüyoruz burada. Şurada iki tane cebimiz var. Buralara bir şeyler koymak için. File şeklinde cebimiz var. Küçük bir aydınlatmamız var. Düz bir zemin var burada bu arada. Kapama işlemini de yine buradan basarak bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Otomatik bagaj olduğunu da söylemiş olduk. Şimdi aracın genel görünümüne baktık. Bir de arka yaşam alanında bizleri neler karşılıyor ona bir bakalım. BYD Atto 3'ün arka yaşam alanı oldukça cömert bir alan sunuyor bizlere arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz zaman 1.73 boyundayım ben ve oturunca böyle hani bir karış falan kalıyor neredeyse ön koltukta aramda. Yine yukarıdan da 4 parmak falan kaldığını söyleyebilirim. Zaten şu anda görüyorsunuz burada bir kol dayamamız var. 2 adet. Hemen şurada bir su koyulmuş. Onları da şöyle bir kenara alayım. 2 adet suyumuz var. Buradan arka tarafa geçiş yok, onu söyleyeyim. Güzel detaylarımız var. Kırmızı, beyaz ve böyle hani bej gibi bir rengin oluşturduğu koltuklar, ki tek bir renk seçeneği var burada. Başka bir renk seçeneği yok. Bunlar vegan deri. Yani gerçek deri değil. Yaşam alanı güzel. Cam tavanımız var. Açılabilir sunroofumuz var. Hem tavan hem de açılabilir biliyor arkadaşlar. Böyle bir güzellik var. Hatta burada kameramız da duruyor şu anda. Çekim yapmıştık zaten. Ve siyah renkli tasarlanmış bu tavanımız. Ve kapatılabilir bir de perdemiz de mevcut arkadaşlar. O da güzel bir detay. Aslında ön tarafta olan, ki biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Burada havalandırma ızgaralarını görüyoruz. BYD dizayn yazıyor. Burada bir tane tip C, bir tane de tip A olmak üzere iki tane USB bağlantımız var. Ve böyle bir cep gibi bir şey var burada ama çok aşağıda kalmış. Buraya erişmek biraz zor. Şaft tüneli yok ve o plastik havuz, 3D havuz diyorlar bunlara arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde bunlar hani ıslanmıyor suyla falan. Islandığı zaman da hemen kurutulabilen kolay şeyler. Bu direkt böyle geliyor. Hani aramak zorunda kalmıyorsunuz. Bence bunu güzel düşünmüşler. Şöyle ceplerimiz var. Bir tane büyük, iki tane küçük olmak üzere iki tane cebimiz var. Hem yolcu koltuğunda hem sürücü koltuğunda. Bunun dışında arkadaki yaşam alanı gerçekten de güzel. Bu özellikle kapı kolları dediğimiz, ki ön tarafta bahsedeceğim, enteresan kapı kol tasarımı ve yine benzer şekilde bu kapılarda bulunan bu gitar teli şeklinde olan cep tasarımları yine burada da mevcut arkadaşlar. Bunlar çok güzel olmuş bence. Yine ön tarafta
da karşımıza çıkan kasları andıran bir yapı burada da mevcut. Üst kısımlar birazcık yumuşak. Burada da yumuşak. Şuralardan aşağısı birazcık sert plastik. Koltuk amaçlarının yumuşak olduğunu söyleyeyim. C sınıfı bir SUV'a göre çok güzel bir arka yaşam alanı bizleri bekliyor. Şimdi ön yaşam alanına geçelim. Bakalım orada BYD Atto 3 bizlere neler sunuyor. BYD Atto 3'ün ön yaşam alanı çok ilginç tasarlanmış. Şimdi bunu çok seven olur, nefret eden de olur. Birazcık kişisel zevk meselesi. Ben beğendim bu arada, onu söyleyeyim. Ama siz beğenmeyebilirsiniz, onu söyleyelim. Şimdi direksiyon çok hoşuma gitti. Suni deri dediğimiz, yani vegan deri diyorlar da suni deri aslında. Malzeme burada da var. Kırmızı dikişler bulunuyor. Fonksiyon tuşları aracın hem direksiyonun solunda hem sağında var. Ama sol taraftakiler daha çok adaptif kruz ve diğer teknolojik tarafı kontrol ederken sağdakiler de işte müzik sesini açmak, araçla konuşmak için mikrofon ve çeşitli özellikler burada bulunuyor. Alt kısım birazcık daha kesik bir şekilde tasarlanmış bir direksiyonumuz var. Beğenmediğim tarafımız şöyle küçücük bir ekranımız var arkadaşlar. Onu size hemen göstereyim. Bakın aracın ekranı bu şekilde. Bütün alan buradan bakıyorsunuz özellikle. Tamam, bütün özellikleri görebiliyorsunuz. Burada bir sorun yok. Ancak bu ekran biraz daha büyük olabilirdi diye düşünüyorum. Bu arada şuradaki havalandırma ızgaraları görüyoruz. Aynı tasarım yine burada da var. Bir böyle çok hoşuma gitti. Şuradaki bu kapı kolu dizayn çok ilginç. Bakın şöyle yapıyorsunuz ve kapı açılıyor. Şöyle yapıyorsunuz ve kapanıyor. Hoparlör entegre edilmiş. Titan teli şeklinde şeyler burada da var arkadaşlar. Yine buradan da devam ediyor. Araçtaki tamam bu ekran küçük dedik. Yani sürücü tarafındaki ekran küçük ama yolcu veya sürücünün de kullanabileceği bu ekran devasa 15.6 inçlik. Araçla ilgili birçok ayarı buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte ses, görüntü, yazılım, uygulama, daha fazlası. Aracın ayarları, ortam ışığı, dış aynalar, işte klimanın ayarları, koltuk ayarları, kapı pencere ayarları, bildirim ayarları vesaire, araç sağlığı, işte böyle bir sürü aracın güvenliğiyle ilgili teknolojileri falan hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar güzel. Bu ekranın çok enteresan bir özelliği var. İsterseniz ekrandan yapıyorsunuz bunu, istiyorsanız da direksiyondan da. Şu düğmeye bastığınız zaman ekran dik hale geliyor. Yine benzer şekilde direksiyondan da bastığımız zaman tekrar yatay haline gelebiliyor. Çok oyuncaklı bir yapı olmuş. Ben yani bu teknolojisini beğendim. Beğenmediğim tarafı şu arkadaşlar. Herhangi bir şekilde fiziksel bazı tuşlar yok. Biliyorsunuz günümüz otomobillerinde klima vesaire gibi tuşları buralardan da koyuyorlar, fiziksel tuş. Neden? Çünkü aracı kullanırken sezgisel olarak bir süre sonra tabii ki bu düğmelere basıp ayarlamalarınızı kendiniz yapabiliyorsunuz. Ama bunda yok. Hani bunun için de tamam, burada kısa yolları var mesela. Şuradan hemen giriyorsunuz, fanı kapatıyorsunuz falan ama bunu yapmak için ekrana bakmanız gerekiyor. Bu da bence biraz dikkat dağıtır. Ama bunun bir çözümü var. Şöyle sesli bir asistan var. İngilizce konuşuyor. Şimdi Türkçe desteği yok biliyorsun. Bir markada daha var. İsmini söylemeyeceğim ama bilenler bildi. O markadaki gibi Türkçe anlamıyor. İngilizce de bazı şeyleri biraz zor anlıyor. Ne yazık ki tam düzgün çalışmıyor ama önümüzdeki bence yıllarda bunu Türkçeleştirirler gibi geliyor. Hani yaparlarsa çok güzel olur. Orta konsola geldiğimizde bir anahtarımız var. Ondan da hemen şöyle bir bahsedeyim. Şöyle bir anahtarımız var. Standart anahtar. Bir de az önce söylediğim bu NFC var dedik. İşte böyle bir kartlı sistemimiz de yine burada var. Kartı okutarak da aracı kullanabiliyoruz. Vites çok güzel olmuş. Yan tarafında bir tuş var. Bu tuşa basarak ileri geri yani P, N ve D seçenekler arasında seçim yapabiliyoruz. Burada bir park frenini buradan ulaşıyoruz. Dörtlüler burada. Ses açma kapama tuşumuz burada. Fan ayarı da buradan yapabiliyoruz. Ön cama verme ayarımız burada bulunuyor ve buradan rejenerasyon özelliğini buradan açıyoruz. Standart ve yüksek olmak üzere iki farklı rejenerasyon ayarı var. Burada bazı belli başlı özellikler oluşuyor. Burada bir start stop tuşumuz da bu orta konsola konulmuş. Ben bu böyle uçak throttle'ı şeklinde olan vites kolunu çok beğendiğimi söyleyeyim arkadaşlar. İki adet bardaklığımız var. Burada bu bardaklıkları görüyoruz. Şöyle küçük de bir parça var. Bu parça hani daha küçük bir bardak koyduğunuzda havada durmasını sağlıyor. Şöyle bir kol dayamamız var. Oldukça büyük. Yani bayağı büyük. Böyle bayağı bir şeyler koyarsınız buraya ama ileri geri hareket etmiyor ama bence zaten çok da gerek kalmıyor. Arkadaki tasarım önde de devam etmiş durumda. Yine koltuklarda da yine aynı tasarımların izlerini görüyoruz. Ön taraftaki malzeme kalitesi gerçekten güzel. Yani C sınıfı SUV'a yakışır. Bu kaslara benzeyen yapı burada da var. Torpido gözümüz şöyle. Çok büyük değil. Çok küçük de değil. Hani orta büyüklükte bir şey. Şurada bir alanımız daha var. Şöyle boş bir alan. Burada da USB girişlerimizin olduğunu ve çakmak çıkışımızın olduğunu söyleyelim. Bu araçta Android Auto ve Apple CarPlay var. Kablolu oluyor. Android Auto galiba kablosuz ama Apple CarPlay kabloyla bağlanıyor. Cam tavan ayarlarını buradan yapıyoruz. Çeşitli ayarlar ve SOS tuşumuzun da yine burada olduğunu söyleyeyim. İki adet LED'imiz var. Arkalarda da sağda ve solda olmak üzere iki tane LED var. Bütün tavanın siyah olması birazcık karartıyor ama cam tavan olarak açılabiliyor olması bence bu karartmanın da önüne geçmiş oluyor. Aracın dış tasarımına baktık. Ön ve arka yaşam alanlarını sizin için anlattım. Şimdi birazcık sürelim. Ardından da videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi BYD Atto 3'ün içindeyiz. Oldukça ferah bir yaşam alanı var.
Ön yaşam alanından bahsettim de sizlere bir şekilde bilgi vermiştim arkadaşlar. Ve söylediğim gibi aracın içi çok farklı tasarlanmış. Nasıl farklı? Bana biraz Mini'yi hatırlattı. Yani Mini derken Mini Cooper'ın tasarımından aynısı değil ama farklılık anlamında söylüyorum bunu. Kimse ya öyle hani birebir aynısı falan demesin. Vites olsun, havalandırma ızgaralı olsun, bu yan cepler olsun. Burada böyle bir tane ming 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 ses yapan böyle gitar teli gibi de bir aksesuar da var. Değişik yapılmış. Yani farklı düşünmüşler. Kapı kolları olsun gerçekten çok farklı tasarlanmış. Şimdi aracın biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. 60.5 kWh saatlik bir bataryamız var. 150 kW gücünde bir motorumuz var arkadaşlar. Bu motor 310 Nm tork sağlıyor bizlere. Bu arada böyle ses de çıkartıyor. Sollama falan yaparken de bu da güzel. 420 km menzilimiz var. Bu WLTP standartlarına göre. Tabii şehir içinde bunu birazcık arttırmanız mümkün. Efendi kullanırsanız tabiri caizse tırnak içinde böyle bir durum olacaktır diye tahmin ediyorum. 150 km maksimum hızımız olduğunu da söyleyelim. Isı pompası var bu araçta. Bunu özellikle böyle elektrikli otomobillere kafa yoranlar ne demek istediğimi anlayacaktır arkadaşlar. Isı pompası var. Isı pompası ne işe yarıyor? Menzili %20-%30 özellikle düşük ısılarda ya da yüksek ısılarda, hava sıcaklığından bahsediyorum tabii bu arada, fayda sağlıyor arkadaşlar. 0.29 cd sürtünme katsayısı var. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. 88 kW DC ve 11 kW AC şarj desteğinin olduğunda belirtiyor olayım. Biraz da sürüş deneyiminden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Elektrikli bir otomobil. Haliyle otomatik vitesli tabii ki. Vites konunu ben beğendim böyle. Uçaklardaki throttle'a benzetmişler. Güzel bir kol dayamamız var. Kullanımı gayet güzel. Tabii şimdi bunu soruyorsunuz bazen videolarda. Bu bir ön inceleme videosu arkadaşlar. Aracı ben 5 dakika önce gördüm gerçekten de. Ön inceleme videosu olduğu için tüketim vesaireden çok fazla bahsedebilmem mümkün değil. Donanım paketlerine baktığımızda Avrupa'da farklı paketler var ama Türkiye tek pakette geliyor. Birçok teknolojide var. En üst paket geliyor bu arada Türkiye'ye. O da güzel detay. Direksiyonu beğendim. Oldukça büyük bir direksiyon var, onu söyleyeyim. Gösterge birazcık küçük kalmış. Her bilgi var. Evet tamam ama küçük kaldığını söyleyeyim. Bilgi ekranı gerçekten çok güzel, büyük. 15.6 inçlik devasa bir ekran. Bu arada bu ekranın, söyledim ama biraz daha söyleyeyim, farklı da bir özelliği var. Döndürülebiliyor. Şurada direksiyonda bir tuş var. O tuşa bastığımız zaman dikey hale de geliyor. İsterseniz bir daha basıp tekrar, şu anda ben gösteriyorum size şu anda, yatay hale de geliyor. Oyuncaklı bir şekil olmuş. Zaten arabanın içi komple oyuncaklı. Yani havalandırma ızgaralarından tutun da aracın bütün farklı yerlerinde de bu oyuncakları görebiliyorsunuz. Ben beğendim. Beğenilmeyebilir. Yani bu biraz İngilizce'de love and hate derler buna. Hani çok seven de olur, sevmeyen de olur. Ben sevdim. Ne beklediğinize bağlı biraz. Kendiniz görürsünüz eğer böyle bir araba almayı düşünüyorsanız. Kendiniz de karar verebilirsiniz. BYD bu arada kendi pilinde kendi geliştiren bir marka ve özel bir farklı bir pil teknolojisi kullanıyor. Bu pil teknolojisi sayesinde daha az yer kaplıyor pil aracın içinde. Bu arada arkadan da bir tane Zoe geliyor. Sol tarafından Zoe geçecek şimdi, kırmızı renkli. Zoe'ye de selam olsun diyelim buradan. Sıfırdan 100 kilometreye 7.3 saniye çıkıyor. Bu arada araçla ilgili güzel bir detay var. Mesela çok böyle bu çık 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 yapar ya hani sağa dönme sola dönmede. Bunda böyle ding 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 ses geliyor. Ne kadar geliyor bilmiyorum. Hatta vereyim sinyali. Şimdi ses güzel, hoşuma gitti bu çık 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 çık. Hakikaten artık değişsin ya. Bence BYD bunu koyması güzel olmuş. Bu da enteresan bir detay oluyor. Ortalama kullanımda yakıt tüketimi, yani yakıt derken bataryadan bahsediyoruz tabii ki, 15.6 kW. Şehir içinde bu rakam tabii ki işte 11-12'ye kadar da düşebiliyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Çeşme'de çok güzel bir ortamda BYD Atto 3'ü test ettim. Aracı beğendim. Özellikle işçiliği çok güzel arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Yani aracı hani normal farklı bir böyle hep bilinen otomobil markalarından herhangi bir farkı yok. İç mekan kalitesi ve dış tasarımı oldukça Avrupa'yı ve çok güzel. Özellikle iç mekandaki bu oyuncaklı tasarımı ben çok beğendim. Ama videonun içinde söylediğim gibi beğenmek birazcık kişiye göre değişecek bir konu. Beğenen de çıkacaktır, beğenmeyen de çıkacaktır. Bu biraz kişisel tercihlere bağlı arkadaşlar. 1 milyon 590 bin TL'lik fiyat etiketiyle piyasaya sürülen bu otomobil C sınıfı bir SUV. Rakiplerine baktığımızda ise en önemli rakibin TOG olduğu görülüyor. TOG bu otomobilden biraz daha, çok az olmakla beraber, daha büyük ve birazcık daha geniş bir otomobil. Özellik anlamında da TOG biraz daha farklı özelliklere sahip. Tabii ki şunu unutmayın, Çin'de üretilen otomobillerde ekstradan %54'e varan bir vergi söz konusu. TOG'da ise bu tarz bir vergi bulunmuyor. Yine de benzer bir fiyattan Türkiye'ye girdiğini söyleyelim. Donanım olarak da baktığımızda aslında TOG'da bulunan donanımların hemen hemen hepsi bu otomobilde de yer alıyor. Peki BYD'nin Atto 3'ü alınır mı ki BYD'nin diğer otomobili Türkiye'ye gelecek arkadaşlar önümüzdeki yıllarda? Bu birazcık markanın Türkiye'deki konumuna bağlı. Evet, BYD özellikle Çin'de çok güçlü, uzun yıllardır hem otobüs, kamyon ve benzeri araçlar üretimi yapıyor arkadaşlar. Ancak tabii ki Türkiye'ye yeni gelen bir marka olduğu için kafanızda muhtemelen şu soru işaretleri vardır. Marka güvenilirliği nasıl? Yedek parça ve bakım konusundaki durumları nasıl? Ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki bu
markanın duruşu nasıl olacak? Bunu birazcık yıllar gösterecek. Şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama Türkiye'ye sağlam bir şekilde girdiklerini söyleyebilirim. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne olur şimdiden bunu kestirmek zor. Fakat otomobilin güzel bir otomobil olduğunu da söylemek istiyorum. BYD Atölye ile ilgili merak ettiğiniz sorular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince hepsini bizzat iyi olarak yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben bu kadar emek harcarken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olalım. Kanala abone olanlar varsa aramızda kibar olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum onlara. Videolarımı beğenir, paylaşır, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzmir'den, Çeşme'den herkese selamlar.